hani İspancan Airbus'un da hiç fena performans. Çünkü artık değerlendirilebilecek sede maç oynamış değil mi Fenerbahçe'nin? 20 yakın ve bir maçı var net hamili. Trabzonspor, çok özür dilerim. Ayağa çıkamadı iki tane maç. Estağfurullah. Onun dışında Fenerbahçe'nin bir numaralı problemin böyle yaratıldığı, algı gibi kaleci olduğunu hiçbir zaman düşünmedim geçen sezondan bu yana. Ve bu, eğer deminden beri konuşuyoruz ya, aslında çıktığı noktayı Beka ile sizin Ciku'yu çok iyi oynadığı dediğimiz iki adamı oynatamamızın nedeni, Fenerbahçe'nin oynatamamasının nedeni kalecinin Türk olmaması. Şimdi sebepler için kitap yazabiliriz. Ama sonuçlar için bir cümle yetiyor. Tabii. Sonuç ortada. Kaleci pozisyonu için Fenerbahçe'de bir tatminsizlik vardı. Tabii. Haklıydı, haksız da ayrı konu. Haklıydı. Ama o ilişki bitmişti. Evet. Dolayısıyla doğru. Artık Livakovic ise Livakovic. Namaz ise namaz. İşte DHE ise DHE veya başka bir usta ise usta. Bir kaleci gerekiyordu ve kaleci geldi. Artık bundan sonra yapılacak iş en azından bu kaleciye destek olmak. Bakın bugün bir şey gördüm sadece. Eliyle başladı. İlk devre miydi o? İkinci devre. Doğru. Uzun attı. İkinci. Yok, eliyle şöyle yerden Fred'e oynadı. Evet. Araya girdiler. Sağ taraftan atak yedi Fenerbahçe. Yemek üzereydi. Taca çıktı top. Evet. Fred hemen türbüne dönüp, panikle türbüne dönüp şeyi alkışlatmaya çalıştı. Livakovic'i. Artık futbolculara bile şey gelmiş. Aman abi, bizim taraftar kaleci bir şey yaptığı zaman hemen başlıyor diye. Şimdi Fred bile teyakkuz haline geldiğine göre demek ki orası gerçekten bir sıkıntıydı. Sonuca bakalım. Sonuç ne diyor? Kaleci değişmedi. Değişti mi? Değişti. Artık oraya destek olmak lazım. Yarın koltuk altından da kaçırır yer. Dert değil. Her kaleci kulak arkası yapar, koltuk altı yapar, bacak arası yapar. Her kaleci yapacak. Her kaleci hatalı gol yiyecek. Ama sizin dediğiniz gibi birkaç tane clean sheet gerekiyor. Gerçek anlamda şampiyon takımların clean sheet adedi belirleyicidir. Birkaç tane maç kazandıracak. Kaleci 7-8 puan alacak hocam. 7-8 puan alacak, bu süreyi sorgulamıyor. Ama çok üzerine gidilirse, bakın, bir yerel değerimizi, bir domestik insanımızı, kendi insanımızı paramparça yaptık. Bir uluslararası kaleciyi de paramparça yapmayalım. Hocam Livakovic, Bekao, Ciko oynar. Geri kalan Türkleri sen bulan. Ondan sonra da bulun yani. Bu sen bulan. Yani Bekao, Ciko, Livakovic kesin oynar. Gerisini sen bulacaksın. Yani orada artık o sayı edecek, seni perşembe oynatacak. Mert sağda oyna abi. Yapacak bir şey yok. Veya diyeceksin ki Fred'e sen perşembe oyna. Orta sahada İrfan Şimanski oynayacaksın filan. Yapacak bir şey yok yani. Birinden vazgeçeceksin. Cengiz'in sakatlığı ne durumdaymış merak ediyorum. Hoca bir şey konuşmuş mu merak ediyorum. Beşiktaş Trabzonspor maçı var, ona geleceğiz. Tahminler açılsın mı? Tahminler açılsın. Great 2. Her koşulda. Great 2, 3 hafta mı hocam? Yani normalde 10 gün gibi yani. Henüz hoca açıklaması elimize gelmemiş. Yavaş yavaş Beşiktaş maçına geçelim. Beşiktaş maçı 2 dakika sonra başlayacak. Kadrolarla tabii ki. Trabzonspor'u çok merak ediyorum yeni transferlerle. Evet. Hem kadroyu merak ediyoruz ve neler yapabileceğini saha içinde merak ediyoruz. Hızlı ticaret altyapısının adresi İKAS'la Trabzonspor 11'i. Şöyle bir kadro: Uğurcan, Eren, Belikovic, Gayan, Bakan, Mehmetcan, Bakasetas, Mendy.